Merhaba arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Bugün ergoterapide ölçme değerlendirme teknikleri hakkında beyin temelli değerlendirme üzerine konuşacağız. Daha önceki derslerimizde değerlendirmenin nasıl olduğundan, ergoterapideki değerlendirmenin diğer değerlendirme alanlarından farklılıklarından bahsetmiştik. Daha sonrasında anamnez almak nasıldır? Bu konuda bilgi sahibi olmuştunuz. Sonrasında hastalıklar üzerine değerlendirmelerde bulunmuştuk ve sizlere verdiğim bir çalışma vardı. Hastalıkları araştırmanız ve bu hastalıklarda ergoterapi değerlendirmeleri nasıl bir yöntemle yapılabilir? Bu konu üzerine diğer derslerimizde konuşacaktık. Beyin temelli değerlendirmeyi size bugün anlatmak istedim. Beyin temelli değerlendirmede neler olacak? Neden önemli bu süreç? Bunun hakkında dersimiz başladı. Şöyle genel bir değerlendirme alanlarından bahsedelim. Değerlendirme sürecinde fiziksel değerlendirme, ruhsal değerlendirme, sosyal değerlendirme olarak bulunan bir değerlendirme süreci vardır. Bu değerlendirme süreci WHO'nun vermiş olduğu sağlık tanımından elde edebilirsiniz. Aklınız karışırsa hangi alanlarda değerlendirme yapıyorduk şeklinde WHO'nun söylemiş olduğu bir sağlık tanımı vardır. Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence yani fiziksel olarak, ruhça yani ruhsal olarak ve sosyal yönden ve sosyal olarak değerlendirmeyi kapsayan bir süreci belirtmeli. Bu yönden değerlendirmelerimizi yaparken bu ana başlıklar altına değerlendirmek önemli olacaktır. Diğer uzmanlık alanları bu değerlendirmeleri yaparken daha yüksek potansiyelde bir yoğunluk oluşturuyor. Mesela fizik tedavi alanındaki bir değerlendirme sürecinde fiziksel değerlendirme daha ön plandadır. Ama ruhsal değerlendirme ve sosyal değerlendirme de kısmi olarak içinde barındırır. Niye? Fiziksel bir değerlendirme yapabilmek için bireyin ruhsal olarak da iyi olması, motive olması da önemlidir. Terapilerin anlamlı ve amaçlı olarak ilerleyebilmesi için, hedefine yönelik kazanım sağlayabilmesi için bu alanların da değerlendirilmesi anlam ifade edecektir. Ruhsal olarak değerlendirmede de daha yoğunlukta psikoloji alanında çalışan uzmanlarımız daha yoğunlukta olur değerlendirmesinde. Ama onlar da dediğim gibi kişi engelli ise fiziksel bir değerlendirme sürecinden kısmi olarak barındırır, sosyal olarak değerlendirmeden de kısmi olarak barındırır. Sosyal olarak değerlendirmede sosyal hizmet uzmanlarının, çalışmacıların yapmış olduğu değerlendirmeler daha yoğun potansiyeldedir. Ağırlık verdikleri alandır. Diğerlerinde de aynı şekilde onlar da fiziksel olarak ve ruhsal olarak değerlendirmeler bulunur. Peki ergoterapi bu alanlardan hangileri üzerine daha çok yoğunlukta bulunur? Uzmanlık alanına göre genişletilmiş bir süreçte kişi eğer ergoterapistimiz fizik tedaviyle birlikte çalışıyorsa fizik tedavinin değerlendirme süreçlerini içinde daha yoğunlukta barındırır. Daha sonraki süreçte farklı değerlendirme alanlarını daha yoğun bir şekilde bulundurur ve bütünleyici olur. Zaten ergoterapinin diğer disiplinlerle birlikte içinde bulunduğu durumda multidisipliner çalışan bir sisteme sahiptir. Ve böylelikle yapılan alanların daha yüksek potansiyelde kazanım sağlamasına sebep olur. Mesela ruhsal değerlendirme sürecinde kişiye değerlendirme sürecinde kişinin intihar meyli var mı yok mu şeklinde bir soru sorulur. Ama fiziksel bir değerlendirme sürecinde bu süreçte böyle bir soru çok fazla yöneltilmez. Bu değerlendirmeleri aklınızda bulunması ve değerlendirme yaparken bunlara dikkat etmeniz çok önemlidir. Beyin temelli değerlendirme, peki hocam niye böyle bir şey var? Beyin temelli değerlendirme aslında birçok sağlık alanındaki değerlendirmenin en önemlisidir. Çünkü bütün vücut yapılarımızda en yönetici olan ve işlevlerin en yüksek potansiyelde yapıldığı yer beyindir. Beyindeki fonksiyonel bir bozukluk diğer sistemlerde çok basit kalacaktır. Örneğin bir görme işlemi gözle yapılır ama bu işlemin beyindeki fonksiyonu bozuksa ve çalışmıyorsa beyin ne kadar sağlam olursa olsun beyinde görme gerçekleşmez ve böylelikle kişi görmez. Veya da kas sistemiyle alakalıyım. Kasları sağlam olabilir, çalışıyor olabilir ama motor alanda, beynin motor alanında bir fonksiyon bozukluğu ki bu inmeli hastalarda görürüz. Kanama ya da pıhtı atması sonucunda inme geçiren bireylerde motor hareketlerinde bozukluklar oluşur. O yüzden beyin temelli bir değerlendirme her zaman değerlendirmelerin içinde bulunması gerektiğini öngördüğüm bir noktadır.
Bu yüzden de sizlerin bunları bilmesini önem arz ettiğini düşünüyorum. Beynin fonksiyonlarından, yani fonksiyonları olarak düşündüğümüz bir durum var. Önce beynin fonksiyonları alanında bilgi sahibi olmanız ve bu alanda neler olduğunu, beyinde neler döndüğü hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Daha önceki aldığınız derslerde, nöroanatomi, fizyoloji, fizik gibi aldığınız derslerde bu bilgileri bütünleştireceğiniz, değerlendirmede nasıl kullanacağınız üzerine, bu bilgilerin bize ne işe yarayacağını, hangi hastalıkları nasıl bir süreçte değerlendirmeye dahil edeceğiniz konusunda bilgi sağlayacaktır. O yüzden beyin fonksiyonları hakkında iyi bir bilgiye sahip olmanızı tavsiye ediyorum. Beynin alanları, ana alanları, yani bu güzel beynimizin çok güzel böyle parçalanmış, lokalize olarak belirtilmiş alanları var. Nedir? Frontal lob. Frontal lob ne işimize yarıyordu? Değerlendirme, analiz etme, kaptan köşkü olarak söylenir. Kendisinin çok güzel marifetleri vardır. Hala çözülemeyen sistemleri ve içinde bulunan durumu nasıl bu kadar mükemmel bir şekilde organize ettiği konusunda güzel bir alandır. Beynimizin ön kısmında bulunur. Parietal lob orta kısmında bulunur ki bu da uzaysal algı, matematiksel işlevler, hatta Einstein'ın parietal lobdaki fonksiyonun yüksek olduğu üzerine, o yüzden zeki olduğu söylenir. Parietal lobun fonksiyonları da bu gibi şeyleri barındırır. Parietal lobda çok fazla asosyonel alan dediğimiz, yani bütüncül alanların, birçok alanın beraber çalıştığı alanların yoğunlukta bulunduğu söylenir. Oksipital lobda görme alanı olarak bilgilendirir. Görme ile birlikte fonksiyonel olarak yine görmenin hareketli olan analizleri, derinlikle olarak analizleri, şekli ve organizasyonu, konumu, uzaysal konumu gibi alanlarda bilgi sahibi olduğumuz ve bize bu bilgileri analiz etmemizi, hızlı bir şekilde analiz etmemizi sağlayan alanlardan biridir. Temporal alanda işitme, kayıt etme ve bunları yöneterek diğer alanlardan gelen bilgileri, birazdan ilerleyen slaytlarımızda bahsedeceğim, diğer alanlardan gelen bilgileri organize eden, asosyonel alanlardan, Wernicke alanı gibi alanlardan bahseden, bulunduran, sahip olan bir alandır. Peki diğer slaytımıza geçelim. Fonksiyonel nöroanatomi diye bir alan var. Yani fonksiyonel nöroanatomi ne? Fonksiyon olarak, fiziksel olarak aktif hale bizim hayatımızda dönüşmüş olan fonksiyonlardan bahseder. Yani bizim motor alan, motor fonksiyonlarımızın gerçekleşmemizi sağlayan homunculus diye bildiğimiz, adlandırılan alandır. Yani bireyin ellerimizi, dilimizi, kulaklarımızı daha fazla kullandığımız süreçte ellerimizin fonksiyon olarak beyindeki alanı farklı olacaktır. Mesela kişinin kullandığı alanlar ne kadar fazlaysa, fonksiyon olarak da o bölgeler beyinde daha fazla yer kaplayacak ve daha fazla işleve sahip olacaktır. Peki herkes de homunculus aynı mıdır? Yani buradaki fotoğrafa baktığımızda homunculus'un sanki şişman bireylerde veya da obez bireylerde daha farklı bir homunculus mu vardır? Evet, olabilir. Yani sadece obez için söylemiyorum. Yani şöyle bir şey söylüyorum. Mesela ampute olmuş kolları olan birinin doğuştan kol bölgeleri daha yeni gördüğümüz slide'daki homunculus'a benzeyecek bir yapı olmayacaktır. O kişi daha çok ellerini kullandığı, ayaklarını kullandığı için ayakları daha fazla fonksiyona sahip olacaktır. Görüyorsunuzdur medyadan ayaklarıyla fonksiyonel ince motor becerileri yapan bireyler var. İşte dikiş diken, resim yapan veya işte günlük yaşam faaliyetlerini ayaklarıyla yöneten bireyler vardır. O kişilerin homunculus da eller küçük, ayaklar daha büyük bir şekilde simgelenecektir. Bu bir simge yapısıdır. Bunu şöyle zihninize farklı bir şekilde algılamayın. Görme alanı olmayan birinin nasıl olacaktır? Görmede oksipital lobda, yani arka alandaki bölgede daha zayıf fonksiyonel işlevler olacaktır mesela. Asosyonel alanlardan bahsetmiştim. Asosyonel alanlar neler? Asosyonel alanlarda neler yapılıyor?
Asosyal alanlar çok mükemmel organizasyonların gerçekleştiği alanlardır. Bireylerin genelde fonksiyon olarak sıkıntı yaşadıkları şeylerden biri de bu asosyal alanlarda yaşanan problemlerdir. Günlük yaşamımızdaki birçok motor hareketleri olsun, fonksiyonel hareketler olsun, bütüncül olarak organize etmeyi sağlayan alanlar asosyal alanlardır. Bu alanlarda neler var? Wernicke alanı var, vizyal, görsel asosyal alan var, sensörü, duyusal asosyal alan, primer motor alanla primer somatosensoryo korteks dediğimiz duyusal birincil motor alanın organize olarak duyusal asosyal alanda bilgi toplayıp organize edildiği, yani bir şeyi tuttuğunuz anda bunun basıncı ve fiziksel hareketi hakkında bilgiyi organize eden alandır. Diğer tarafta konuşmayla alakalı kontrol alanları olan, düzenlenen, organize edilen, diğer bilgilerin organize edildiği, diğer taraftan gelen bilgilerin olduğunu düşünün. Asosyal alan dediğimiz ortak alan, tamam mı? Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Wernicke alanı mesela, Wernicke alanı diğer temporal lobdan, temporal lobdan, işte oksipital lobdan alınan bilgiler ya da parietal lobdan alınan bilgileri organize ederek oluşturulan bir alan. Bu alanlarda problem yaşayan bireylerin değerlendirme sürecinde onlara nasıl yaklaşacağımızı, nasıl müdahale edeceğimiz hakkında bize bilgi verecektir. Mesela beyin çağının dönemlerinin başladığı zamanlarda otopsiler dönemi dediğimiz dönemler vardır. İnsanlar araştırmaya, kesilip biçilmeye izin verildiği zamanlar ki o zamanlar sayesinde bugün beyin hakkında çok fazla bilgiye sahibiz. Okuma yazma merkezleri oluşturuluyor. Yani okuma yazma alanları tespit ediliyor. Beyindeki okuma yazma alanlarıyla bireyin nasıl okumaya, nasıl yazmaya becerisinin geliştiği üzerine kanalların olduğu ve bu sistemin nasıl gerçekleştiği üzerine bilgi sahibi oluyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Dejenere ediyorlar, orayı bozuyorlar. Bozdukları zaman çalışıyor mu, çalışmıyor. Çalışmıyorsa demek ki burası okuma yazmayla ilgili diye yorumlarla bu işi öğreniyoruz. Okuma alanı, reading, okuma alanı mesela disleksi olan bireylerde ya da disleksi olmayan bireylerde nasıl bir beyin fonksiyonu var? Bu konuda bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Mesela bu görüntüleme şekilleri, EEG çekimleri ya da fMRI'daki görüntüler, beyin görüntülerinde bireylerin nasıl okuma yaptıkları hakkında bilgi sahibi oluyor. Peki hocam, biz ergoterapistler olarak bunlardan değerlendirme yapacak mıyız? Hayır, tabii ki bizim önümüze bir EEG tablosu koyulmayacak, bir fMRI tablosu koyulmayacak. Ama doktorlarla ya da size getirilen bilgiler dahilinde bu bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Çünkü değerlendirmenizde bunlardan bahsederken bu alanların fonksiyonları ve işlevlerinin zayıf olması sizin yorum yapabilme ve değerlendirirken bazı şeyleri değerlendirmenin dışına atabilmenize fayda sağlayacaktır. Örneğin mesela birey bu alanların fonksiyonları gayet iyi çalışıyor, okuma yazmada problemi var. Diyeceksiniz ki geliştirilebilir, çok hızlı bir şekilde geliştirilebilir diye bir değerlendirmeye katabilirsiniz. Ama bu alanların fonksiyonları çok zayıfken okuma yazma alanında sıkıntımız var. O zaman bu süreç biraz uzun sürebilir. Niye? Plastisite olacak, buralar gelişecek, buraların fonksiyonu artacak gibi değerlendirmeler de bulunacak. Bu alanlar neler bu arada, onlardan bahsedeyim. Burası da beynimizin oksipital lobundan, temporal lobundan ve parietal lobundan gelen oksipitotemporal parietal alan dediğimiz alandır. Bu alanın fonksiyonu, disleksiyede kanıtlanmış çalışmalar mevcuttur. Bu alanın fonksiyonunda disleksiye sahip bireylerde şöyle ifade edilen durumu söyleyeyim. Burada normal bir bireyden bahsediyoruz. Burada disleksiye sahip olan bir kişinin bireyin beyninden bahsediyoruz. Bu kırmızı çalışma sisteminin ne kadar fazla çalıştığıyla alakalı bilgi veriyor. Normal bireylerde, okuma yazma bilen bireylerde fonksiyon daha yüksek pozisyonda. Okuma yazma bilmese de buralar yine çok yüksek fonksiyonda, gayet iyi bir fonksiyonda çalışıyor. Alanlar simgesel olarak doğruyu veriyor bu arada. Bu alanların fonksiyonları gayet iyi bir şekilde. Frontal lobu görüyorsunuz biraz daha küçük.
Ama disleksiye sahip bireylerde bu alanlar daha zayıf çalıştığı için belirtilmemiş mesela. Daha zayıf çalışan bir beyin organizasyonu olduğu için yazmakta ve okumakta problem yaşayabiliyor. Ama ne var mesela? Disleksi'de bu frontal lobun ön kısmının normal bireylere göre daha fazla çalıştığı bir durum var. Bu da bize sanki bir şeyi hatırlıyor, gösteriyor sanki disleksi'de. Frontal lobun aktivasyonu fazla olması, fazla hayal kurma, değerlendirme gibi durumlardan bahsettiriyor. Yani o disleksiye sahip bireyler daha yüksek potansiyelde bir değerlendirme, hayal kurmaya, daha fazla bir değerlendirme süreçlerini dahil ederek kendi düşüncelerinin üzerinde daha yoğunlaşan bir birey haline getiriyor. Disleksiye sahip bireyler bu konuda çok daha yüksek potansiyele sahip oluyor. Hatta bazı izlediğiniz filmler vardır bu disleksiyle ilgili, her çocuk bir ismi gelmedi aklıma, biliyorsunuz zaten. O filmde mesela çocuğun resim çizme becerisi çok yüksekti. Ama okuma yazma, akademik alandaki becerileri zayıftı. Neden? Bu alanların zayıf olması ve zayıf çalışmasından kaynaklı bunları becermekte, bunları yönetmekte problem çekiyordu. Problemleri vardı. Ama gel gelelim, hayal kurulacaksa disleksik birey daha iyi bir pozisyondaydı. Çünkü resim çizerken hayal kurmak gerekiyor. Veya sanatsal bir faaliyet yaparken hayal kurmak gerekiyor. Örneğin yine disleksiklerin bazı semptomlar arasında fonksiyonel olarak birkaç işi beraber yapmak onlara mükemmel geliyor. Mesela bir disleksili bireyle konuştuğum zaman bana dediği şey, ya ben otobüs şoförlerine çok hayran kalıyorum, bu dolmuşçulara çok hayran kalıyorum. Niye diye sorduğumda diyor ki hem para veriyorlar, hem konuşuyorlar, hem telefonla konuşuyorlar. Birçok fonksiyonu bir arada yapıyorlar. Bu kadar işlevi nasıl beyinlerine yapıyorlar çok şaşırıyorum diyor. Çünkü onun için çok mükemmel bir organizasyon. Hani galiba biz de onların ne kadar mükemmel olduklarını biliyoruz, bu kadar işlevi beraber yaptıkları hakkında, ama onlara göre daha üst seviyede kalıyor. Çünkü bunları beraber yürütmek çok yüksek potansiyelde işlevsel gerektiren bir nokta ki onlar da mesela matematiksel işlemler, parietal lobdan gelen fonksiyon olarak işlevlenen, görsel bilgiyle tetiklenen bir noktada matematik işlevlerimizi yapıyoruz. Değil mi? Öğrenmek, mesela konuşmak alanındaki problemlerde yaşanılan noktalarda da mesela görsel bilginin değerlendirilerek işitme alanından gelen sesle, algılanan sesle organize edilerek, mesela bir şu bir saat, bunun bir saat olmasını sağlayan şey ne? Görsel olarak bilginin gelmesi ve saat sesinin fonolojik olarak analiz edilip beraberinde bu görsel bilginin artık bir saat olduğu ve bu sese artık bir saat sesi olarak analiz edip bu ismi veriyor. Ve daha sonrasında frontal loba gönderip bunu gördüğün zaman ne diyeceksin? Saat. Bu kadar. İşte bu çevremizde gördüğümüz şeyleri, duyusal bildirimleri entegre edebildiğimiz alanlar sayesinde rahatlıkla yapabiliyoruz. Bir kalem yazı yazmak mesela çok yüksek fonksiyonda beceri gerektirir. Neden? Kalemle yazı yazarken eklemlerinizin arasında proprioseptik sistemden gelen sinovial sıvıların reseptörleri vardır. Bu reseptörler sayesinde bildirim gelir beyine. Bu bildirimlerle, evet bak şu an büküyorsun, şu an yapıyorsun, ya da kasların üzerinde kas iyicikleri vardır. Kas iyiciklerinden gelen reseptörler beyni iletir ve beyindeki bu fonksiyonu kas tonusunu organize eder. Kolunuzu kaba motor hareketlerini sağlayan hareketle hızlı hızlı hareket ettirmeye başlarsınız ve bütün organizasyonu gözünüzle takip edip değerlendirip doğru bir şekilde yaptığınızı oluşturursunuz. Yaptığınız konusunda değerlendirmelerinizle birlikte doğruluğunu saptamış olursunuz. Yani büyük bir organizasyon yapıyor. Bir su doldurmak, su içmek, bunlar çok yüksek fonksiyonlardır ve kişinin kasları kadar beyninin duyusal bildirimleri de çok önemlidir. Evet, zaman çok önemli. Şu an çok fazla zamanım kalmadı. Evet, Wernicke alanından ve Broca alanından da kısmi olarak bahsettim. Wernicke alanı konuşmayla ilgili alanların organize edildiği alanlardan biridir. İşte bilginin gelmesi ve bilginin frontal loba aktarılıp kelimelerin organize edilmesi ve sonra çıktı olarak motor alana verilerek motor halinde dudakların hareket etmesiyle gerçekleşen bir konuşma sürecini tetikleyen bir durumdur.
Bu alanların mesela bir bilgi dahilinde bilmediğiniz noktada kişinin afazisinin olması, dil konuşma terapistlerinin tabii bu konuda bilgilerinin olduğu bir nokta, afazisinin olması bu alanların zayıf olduğu hakkında acaba bundan kaynaklı mı şeklinde bilgiye tetikleyecektir. Stresten kaynaklı bir konuşma bozukluğu mu yoksa bir öfke veya başka bir sebepten, bir travmadan kaynaklı mı bir konuşma bozukluğu? Bu konuda bilgi sahibi olmalarını, fikirlerini, teorilerini kesinleştirmelerine fayda sağlar. Yani bu değerlendirmeye beynin ne gibi etkisi olduğu, sizin değerlendirme sürecinde ana problemi bulmanız konusunda, tedaviyi nasıl yöneteceğiniz konusunda bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Bir diğer etken olarak nörobiyolojik etkenler hakkında bilgi sahibi olmak. Bunlarda mesela örnek olarak bir tane sadece yazdım. Dopamin. Mesela dopamin beyinde hafıza fonksiyonlarını düzenlemek için, dikkat fonksiyonunu düzenlemek için, işte zevk ve anlayış ödüllerini oluşturmak için, bağımlılık oluşmasında kullanmak için, bilişsel işlevlerde kullanmak için dopamin kullanıyoruz. Dopamin mutluluk hormonu olarak denir ama işte bazı fonksiyonel becerileri vardır. Kişinin öğrenme sürecini tetikleyen bir durumdur. Dopaminin fazla olması mesela ne gibi durumlar oluşturuyor? Hiperaktivite sebep oluyor. Veya da uykusuzluk, yüksek libido, paranoya, stres gibi nedenlere sebep oluyor. Veya dopaminin eksikliğinde neler oluyormuş? Düşük enerji, sebepsiz üzüntü, böyle depresyonumsu bir yapılar oluyor. Ama gerçekte böyle bir şey var mı yok mu hakkında dopamin seviyesinin doktorlar baktıkları zaman düşük, bundan kaynaklı deyip dopaminin yükseltildiği noktada ya da düşürüldüğü noktada o süreçle alakalı size bilgi sağlayan bir noktadır. Doktor tavsiyesiyle gittikleri noktada bazı danışanlarımızın ilerleyen süreçte göreceksiniz. İlaçlara karşı bir antipatileri oluşabiliyor veya bu konuda aşırı derecede ön yargılı olabilir. Acaba bir yan etkisi var mı, çocuğa bir şey olacak mı, ilerleyen süreçte sıkıntı çekecek mi gibi böyle bir antipatileri olabiliyor. Bunlar engellemek için, kişileri daha iyi bir bilgilendirme sürecine sokabilmek için terapi sürecine etki edebileceği nokta belli bir seviyeye kadar, ama dopamin eksikliği ya da fazlalığı noktası kişinin artık bu noktada ek bir sürece, ilaç tedavisine başlaması gerektiğinin şart olduğu hakkında bilgi vererek o kişiyi mutmain edebilirsiniz. Çünkü tamamen terapi yapılsın ki çocuğuma ilaç bulaşmasın ve bundan kaynaklı da ben böyle bir zarar görmeyeyim şeklinde bir düşünceyle gelebiliyorlar. Bu da işte sizin değerlendirmeniz konusunda fayda sağlayacak noktalardan biri. Rahatlıkla bir doktora yönlendirip evet bak bu sebeplerden kaynaklı bunlar da olabilir, bundan kaynaklı gitmen gerekiyor doktora diye bilgilendirdiğiniz anda karşı taraftaki danışanınız bu konuda daha mutmain olacaktır. Çünkü her şey terapiye bağlı olarak ve bu işin rahatlıkla kolay bir şekilde geçeceğini düşünerek bu düşüncelerle gelebiliyorlar. Bunlar bazen nörobiyolojik etken olan beynin, yani beyin biyolojik fonksiyonlardan etkilenen bir beyin olduğu için tetiklenen bir durum olacaktır. Diğer bir taraftan elektriksel olarak çalışan bir beyne sahibiz. Bunlar da bizim bu konuda bilgi sahibi olmamızı sağlayan durumlardır. Beynin çalışma fonksiyonları arasında elektriksel iletilerle, EEG'lerle görüntüler sağlanır. Bu kuantitatif EEG dediğimiz ölçülebilir EEG'dir. Şu aralar çok fonksiyon olarak yayılmaya başladı. Bizim hastanemizde de bulunan bir cihazdır. Ve güzel bilgiler verir bize bu konuda. Ama %100 tabi belirtileri, yani %100 böyledir şeklinde değil. Mesela depresyonun birçok depresyon çeşidi var. Görüntüsü bu şekilde olmayabiliyor. Farklı bir şekilde olabiliyor. Veya da hiperaktivitesi olan bireyin frontal lobunda mesela aktivasyon görüyorsunuz. İşte motor alanda da hafif böyle yüksek potansiyelde çalışmalar görüyorsunuz. Bu fonksiyonların yüksek çalışması dediğimiz zaman demek ki hiperaktivitesine sebep olan şey beyin dalgalarının yüksek çalışması da etkili olabilir. Mesela bir şeye odaklandığınız zaman, odak oluşturduğunuz zaman beta seviyesindeki dalga seviyeleri yükselir. Ve böylelikle kişi organize olur. Beyni organize olur. Çalışma sistemini organize eder.
Bu beta seviyesine çıkmayan bir dalga olduğu zaman beyinde dikkat konusunda problem yaşayacaktır. Bu konuda farklı tedavi şekilleri var. Transmanyetik stimülasyon dediğimiz ya da farklı uygulamalar, mikro uygulamalar vardır. Bu uygulamalar sayesinde bu fonksiyonlar belli eşik seviyeleri vardır beyinde. Bir hertz aralığı dediğimiz. O hertz üstünde çıkartılarak arttırılabilir ya da o hertz aşağısına alınarak azaltılabilir pozisyonda uygulamalar yapılır. Ve birey daha hızlı bir tedavi sürecine, terapötik yönlerine desteklenerek kavuşabilir. Yani bu bilgilere sahip olmak bize ne sağlıyor? Bu bilgiler sayesinde bireyin daha hızlı tedavi olmasına, daha iyi bir sonuç almasına sebep oluyor. Ve bu kişi hakkında, yani bir artık bir çocuk olduğunu düşünün, 10 yaşındayken bu durumu fark edip ya da bu gibi durumları, diğer beyinle alakalı problemleri fark ettiğiniz anda uygulamaya geçtiğinizde kişinin hayatına daha yüksek potansiyelde hızlı bir şekilde fayda sağlamış oluruz. Çünkü büyüyor ve büyüdükçe problemler çığ olarak devam ediyor. Bu süreçte yani olabildiğince hızlı ve uygun adımlarla gidebilmek, o dengeyi kurabilmek bu değerlendirmelerden geçiyor. O yüzden diğer uzmanlık alanlarıyla beraber çalışmak ve bu alanlarla birlikte organize olarak planlarınızı yürütmeniz ve terapi oluşturmanız, terapi planı oluşturmanız daha yüksek potansiyelde ve hızlı bir şekilde sonuç almanıza sebep olacaktır. Beynin ana çalışma sisteminden şöyle konuların geçişinden bahsederek bütünsel olarak anlatmak gerekirse beyin DNA ile bir değişime sebep olur, değişime uğrar. Birinci etken DNA'dır. DNA'nızda mental retardasyon ya da farklı bir zihinsel potansiyelde problemler veya farklı bir hastalık türü taşıyorsanız beyin ona göre şekillenir, büyür, gelişir ve o durumu oluşturur. İkinci nokta, ki bu birinci nokta dediğim şey de DNA dediğim şey de artık değiştiremiyoruz ama yarın ilerleyen teknolojiyle gelişen tıp alanında gelişen teknolojiyle öncesinde şeyleri genleri kesebiliyorlardı ama yapıştıramıyorlar. Şimdi kesip yapıştırma da yapmaya başladılar. İşte sincap tavşan birleştirmeleri falan filan. Bu gibi ya da kopyalamalar gibi alanlarda genişlemelerde bazı hastalıkların önüne ilerleyen yüzyıllar içinde belki 100 yıl da olmayacak belki 20-30 yıl sonra bunlara sahip olabileceğimiz bu bozuklukları ortadan kaldırabilecek genetik çalışmalarla bir sağlık sistemi oluşturulabilir. Hatta belki evlenmeden önce DNA kontrolüyle evet sizde bir çocuk olursa bu gibi ihtimaller dahilinde bir hastalığa sahip çocuk ortaya çıkabilir şeklinde bilgiler sağlayacaklar. Belki de evlenme şekilleri bu şekillerde organize edilecek. Bilinmiyor. Ya da bizim nörobilim alanında konuştuğumuz bir şey vardır. Nörobilim kanunları yarın hukuk sisteminde organize olabileceği durumlar olabilir. Yani bir şizofren hastanın salıverilmesi ya da onun problemleriyle alakalı mahkemeye çıkartılıp işte mahkum noktasının değerlendirmesinde hakimin vereceği kararlar bazen insani değerlerin ve şeylerin dışında kalarak tıbbi, bilimsel değerlerin içinde bulunması gerektiği durumu barındıran durumlar ortaya çıkaracaktır. İkinci nokta olarak beynin fonksiyon olarak çalışmasını sağlayan şey de nörobiyolojik etkenlerden etkilenmesidir. Örneğin mesela yoğurt yiyorsunuz. Yoğurt yediğiniz zaman uykunuz geliyor. Ya da bir çikolata yiyorsunuz. Beyninizin fonksiyonlarını artma değil mi? Sınava girerken şeker veriyorlar anneniz babanız. İşte okumuş şeyler falan gibi. Bunlar sizin beyin fonksiyonunuzun çalışmasını tetikleyen şeyler. Mesela üzgün olduğunuzda çikolata yemeniz böyle veya bayanlara daha yüksek potansiyelde olan bir şey. Çikolata yedikleri zaman hormonal olarak biraz daha yüksek potansiyelde duygulanımlar yaşarlar. Niye? Dopamin seviyesinin yükselmesini sağlayan durumlar oluşturduğu için gibi. Bunlar beynin nörobiyolojik olarak etkilendiğini gösteren durumlardan biridir. Ya da beslenme şekilleriyle ilgili olabilir. Mesela İç Anadolu bölgesinde beslenen bireylerin ya da Akdeniz'de beslenen, yeşillikte beslenen bireylerin beyin farklılıkları olma ihtimali var. Yani çalışma sisteminde farklılıklar olabilir. Belki bununla ilgili araştırmalar sürdürülürse daha yüksek potansiyellerde görülebilir. Üçüncü nokta olarak manyetik alandan etkilenen, elektriksel iletilerden etkilenen bir beyinden bahsederiz.
O da işte bizim yüksek çalışan ya da zayıf çalışan ya da bizim eşik değerlerde çalışan sistemlerin olduğunu, beynin etkilendiğini gösteren bir şeydir. Mesela transgen manyetik stimülasyondan bahsedeyim çok kısaca. TMS dediğimiz o cihazda mesela beynin motor alanına entegre edilen yaklaşık 3 santim kadar kalınlıkta, 3 santim kadar aşağı inebilen yani kafatasının aşağısındaki o motor alan dediğimiz, korteks dediğimiz değil mi? Korteks dediğimiz alana etki edebilen bir manyetik alan oluşturur. Tamamen bildiğiniz bobinler, eski fizik derslerini hatırlarsanız bobinler gibi bir manyetik alan oluşturur. O manyetik alanı yaklaştırdığınız zaman motor alana, motor alanın neresine mesela? Ayak bölgesine yaklaştırdığınız zaman ayağınızı atmaya başlar, ayağınızı hareket ettirmeye başlarsınız. El bölgesini yaklaştırırsanız elinizi hareket ettirmeye başlarsınız. Yani eline koluna dokunmadan beyinden hareket ettirmeleri sağlayabilirsiniz. Yani manyetik alanın sahip olduğu etkileşim beyni değiştirmeye, etkilemeye yönelik bir uygulamalardan biridir. Yani elektriksel olarak etkilenen bir durumdayız. O yüzden mesela telefonları kullanırken, işte bir manyetik alana maruz kalırken veya şey yaparken bu konularda bilgili olmak önemli. Örneğin işte yatak odanızda telefonunuzu başucunuza koymamanız önemli noktalardan biri. Çünkü o da bir manyetik alan yayıyor. Küçük de olsa ve devamlı olduğu süreçte sizde farklı oluyor. Ya da sürekli telefonla konuştuğunuz zamanları düşünün. Kafanız ağrıyor değil mi? Yani bu gibi noktalar bizi tetikleyen noktalardan biridir. Dördüncü olarak söyleyebileceğim beynin değişimine sebep olan şeyler de duyulardır. Duyu sistemi sayesinde beynin dışarıya açılan kapıları oluşur. Bu dışarıya açılan kapıları sağlayan şey de reseptörlerdir. Bu reseptörler sayesinde beyin organize olmayı, yürümeyi, işte koşmayı, yemek yemeyi, bütün faaliyetleri öğrenir. Bu bilgiler sayesinde. Nasıl bu bilgiler? İşte dokunma, değil mi? Veya da görme ya da işte tat alma. O bilgiler sayesinde beyin bilgileri toplar ve onları organize eder, şekillendirir, kutularına koyar teker teker. Dediğim gibi asosyal alanlardan falan bahsetmiştik. Bu alanlar hakkında bize bilgi sağlar. Duyular da bu şekilde beynin gelişiminde etkili olan faktörlerden biridir. Evet arkadaşlar, dersimizin sonu olarak değerlendirme sürecinde beynin ne kadar önemli olduğunu, beyin temelli bir değerlendirmenin aklınızın her zaman bir köşesinde olması gerektiğini size belirtiyorum. Ergoterapide sadece böyle bir form üzerinde bir değerlendirme süreci değil, aynı zamanda dışarıdan gelebilecek, diğer uzmanlardan gelebilecek bilgileri de analiz ederek, değerlendirerek oluşumları ve değerlendirmeleri oluşturmanız gerekiyor. Evet, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın, evde kalın, mutlu olun. Son olarak da ben de hashtagimi de vereyim, evinizde kalın diye. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.